Hayır abla, benim hiçbir suçum yok. İftira attılar bana abla, dosyama bakabilirsiniz. Hiçbir şeyim çıkmadı çok. Bütün akrabalarım vallahi iftira yoğuruyorum abla. Telefonum hiç susmadı. Abla ben onları size ya WhatsApp'tan ben gönderebilirim abla. Ne gibi? Hani ya, bana akli dengesi yerinde yok diye iftira attılar. Çok şükür hiçbir şeyim yok benim abla. Peki iftira attılar. Ayşe'cim. Eden bulur abla. He? Eden bulur. Kendileri bulacaklar aslında. Herkes hak ettiğini yaşar. O ayrı bir şey. Sen de hak ettiğini yaşayacaksın. Ben de hak ettiğimi yaşayacağım. Eski kayınvalidenin sana takıntılı demesinin sebebi aslında ne biliyor musun? Senin tanıdık tanımadık kayınvalidene ya da eski eşine yakın kim varsa arıyor olup kapısına gidiyor olman onları rahatsız ama abla rahatsız etmek için değil. Ben hani yuvamı düzeltmek için. Ya yuvamı diye eski hani benim akrabam için. Benim de uzaktan akrabam ne diye gelip de düzeltecek oğlan istemiyor. İstemiyor niye? Onlara da istiyorum demiş abla. Vallahi onlara nerede akrabam varsa. Ya akrabam merdivenden gitmiş, yeter gari gelmedi ya. Ayşe senin pişmanlıkların var mı? Ah şunu keşke şöyle yapsaydım dediğin bir şey var mı tatlım? Allah hani eşimin dönmesini istiyorum ben. Hayır hayır, hani pişmanlıkların. Keşke şunu yapmasaydım, bunu böyle yapmasaydım, şurada şöyle davransaydım dediğin şeyler var mı? Yok, onu yaptığı ya, doğru hepsi. Var abla, hani eşime hani... Eşime kayınvalidem yüzünden hani kötü söz söylememeliydim, hakaret etmemeliydim. Kayınvalidene de söylememeliydim. Evet. Kızım kayınvalidesi... O da bana söylüyor abla sürekli kızdığı zaman Yunanlı kızı diyor. Sen bana söyleyeceğim mı? Ya azalınmayacak kelimeler söyledi bana ya. Sen neden Ali'nin yaptığı her şeyi Zeynep Hanım'a bağlıyorsun? Çünkü abla hani dolduruyor abla. Niye dolduracağım ya? Çekemiyor. Emre senin annen doldurabiliyor mu? Dolduruyor. Dolduruyor mu? Nasıl bazen dolduruyor. Yani ben annemin yanında çok kalınca mantıklı geliyor. Çünkü kafam annem karışıyor. Kafam karışıyor. Ama Emre annesini dinlemiyor. Eşine sahip çıkıyor. Yuvam diyor. Ama sen bir söyleyeyim. Senin kayınvaliden çok akıllı bir kadın. Yok öyle sen değil. Sen de biraz böyle safsın. Öyle. Bence dinlemelisin kaynanı. Kaynanan sana seni kötü yönlendiren bir kadın değil ama. Peki Ayşe'nin annesi Emine Hanım hattımızda. Bakalım Emine Hanım ne söyleyecek. Emine Hanım. Efendim. Merhaba hayatım. Nasılsın? Merhaba Seda Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olasın, iyiyim. Ayşe burada, çok üzgünüz. Biz yuvayı kurtarmak istiyoruz ama Zeynep Hanım, Ayşe'nin eski kayınvalidesi, kesinlikle bu işe karşı. Siz ne diyorsunuz? Ayşe'nin hataları var mı bu evlilikte? Evet, olabilir. Onların hataları var, büyüklüğünü bilmedi. Benim kızımı korumadı. Büyüklüğünü bilmedi, ona küçüklüğünü bilmedi. Ellerini kovardı. Bir daha bağlayayım, bir daha bağlayayım, bir daha, bir daha. Alın Emine Hanım'ı, şu telefon bağlantılı ne olur kontrol edin sonra bağlayın. Ayşe, annen benim kızımın üzerine geliyorlar dedi. Evet abla, kolumu bile ısırdı, raporum var benim. Ama kolumu Antalya'ya geldim ya. Ben şeyim bundan Seda Hanım, 3 ay uzaklaştırmadım, bıktım o sandığımda ya. 3 ay uzaklaştırmadım evimden ya. Vallahi 3 ay uzaklaştırmadım Seda Karı koca gibi. He, 3 ay uzak bıktırdı beni ya. Komşular beni bıktırdı Seda Hanım diyor. Vallahi diyorum Seda Hanım 100 sefer polis geldi kapıya ya. Abla öyle sefer, değil. 100. Yalan. Emine Hanım. Efendim. Heh, şimdi dinliyoruz. Demin sesini duyamadık hayatım. Kızınla ilgili ne söyleyeceksin? Hataları var mı? Ya da Ali'nin mi hataları var? Ali'nin hataları çoktur. Ali'nin hataları çok. Kızın hiç yok. Tabii oğlunun çok. Tabii. Abla, oğlum benim... Bir dakika dur. Emine Hanım. Efendim. Zeynep Hanım'la bir konuşur musun? Daha önce siz konuşuyormuşsunuz. Sonra aranız açılmış. Bizim aramız açılmış. Çok oldu. Kızın açtı kızım. Ben açtı. Kızın açtı. Ayşe açtı Ayşe. Ben kızımın mama. Ben kızımın babaanne. Ben kızını mahan etmiyorum. Sen de... Sen böyle bilseydin de... Gelinliğime gelin gibi duşsaydın. Sen bildin gibi büyüklüğünü. Sen anneliğini bildin mi? Anneliğini bildin mi sen? Değiştiler, çağırdık annesi gibi de. Sakın altta kalma. Bunlar sana laf söylerse sen de karşılığını ver kızım dedi. Bu annesi işte. Öyle demedi abla ama kendisi işte. Suçunu söylemiyor. Kendisi aileme bana hakaret ediyordu. Niye kapısına gittim diyor. Güzellik tartıştık, kızımı görmek çağırdık için. Çağırdık annesi babasını. Ya şu kızınızı dedim böyle yapıyor. Durduğu yerde ben gezmeye gideceğim diye dövüş çıkarıyor. Çağırdık. Hayır kızım, öyle değil şu abla. Şu kızın derdine bir bak diye. Gel dedi ki sakın altta kalma. Bunlar nedirse sen de karşılığını ver dedi. Emine Hanım. Öyle analık olmaz. Emine Hanım. Efendim. Zeynep Hanım diyor ki ailesini Ayşe'nin çağırdım.
Dedim ki bu sürekli gezmek istiyor. Gelin de kızınıza bir düzen verin dedim diyor. Oldu mu böyle bir konuşma aranızda? Yalan. Ya inkar gelmek Allah aşkına. Oğlanlarım bile bağlarım. Yalan söyleme ya. O zaman kadın bir de ellerime kına yapmış bu ona göz veriyor bir de oynuyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Yasin adam o. Sen terbiyelisin ya. Senin terbiyen yeter bana. Alış mısın boşattırma ya. Boşattırın ben hadi. Sen kendini de boşattırmışsın. Sen Seda. Öbür kızını niye boşattın da ince geldiler evde boşanıyorlar ya. Terbiyesiz seni ilgilendirmez onlar. Üç tane iki tane kızı var boşanıyor evde geldi. İki tane daha var evde. Hayır öbür kardeşlerim çok mutlu. Ha mutlu. Sen küçük mü Fatma gelinine söyle. Kızım benim gelinimi karıştırma. Senin oğlunun en yakın arkadaşın eşiymiş. Ya gelinimi karıştırma bak onun yakın arkadaşı. Güzel Ayşe oralara girme. Kendi mevzuna bak Ayşe. Benim kardeşlerim şey yapma. Benim kardeşlerim boş, namuslu, boş senin gelinin gibi şey değil. Ayşe, böyle şeyleri konuşmayın basıyorlar. Biz gözüme bak konuşurken. Abla, benim oğlum havale geçirdi, ateşli havale. Eşimi aradık, Ali'yi aradık. O zaman ben ailemin yanındaydım. Hani ailemin de arası iyiydi. Hani konuşuyorlardı telefonla. Aradık, Ladik'te alkol alıyormuş, gelemedi abla. Oğlum gidiyordu hani vefat edecekti Allah korusun. Allah korumuş canım. Yok abla, Ladik'te alkol alıyordu, gelemedi abla. Gördün mü alkol aldığını? Tamam, alkol alıyordu, çetnevirdeyim dedi. Allah abla, Allah, Konya'da... düğüne gitti çetnevirdeyse, her çetnevirde alkol mu alınır ya? Alınır. Öyle mi? Geç vakitte abla, alkollüydü, sesi alkollü Allah geliyordu, Allah. Gelmedi abla. Ya düğünde içtiyse içer. Düğünde. Neyse şu mevzudan da çıkın, çıkın. Çıkın şu mevzudan. Sen düzgün konuş. Onları karıştırma oraları. Emine Hanım. Benim. Emine Hanım, eşiniz yanınızdaymış. Ayşe'nin babası Arif Bey'le konuşabilir miyim? Tamam Sedan, veriyorum. Veriyorum Sedan. Tamam, bekliyorum. Tamam. Alo, evet duyuyorum. İyi yayınlar Sedan Hanım. Teşekkür ederim. Arif Bey, siz Ayşe'nin tekrar eski eşiyle barışmasını istiyor musunuz? Şimdi istemiyorum. Şimdi ondan bana damat olmaz. Ceda Hanım. İyi bir şey söyledi. Bak baban ne diyor Ayşe? İyi bir şey söyledi. Şimdi doğumuna bırak, kayınvalidesi doğumuna gelmedi. Biz hep biz ilgilendik. Dedi onlara. Doğumlarına gelmediler hiç. Gelseler ki ilgilenmekte. Benim yetimim kızımı motordan düşürdü. Öbür torunu abine gel. Hocası. Elimden döndü benim kızım. Abla oğlumu hamileyken ev bakmaya gidiyorduk abla. Eşimin önünde arkadaşı vardı. Motosikletten düştüm abla ben. Hastaneye giderken eşimin arkadaşı beni tehdit ettiler. Merdivenden düştüm de dediler. Ben diyemedim abla, merdivenden düştüm dedim. Korkuttular beni, tehdit ettiler. Allah Allah, binmeyelim motora da düşmeyelim. Eve bakmaya gidiyorduk ama. Eşimin eve bakmaya gidiyorduk. Oğlumun suçu ne? Düşmeyelim güzel oturaydı. Hayır, eşimle ikimiz birlikte düştük. He. Tehdit ettiler beni, merdivenden düştüğünü söyledi. Allah Allah. Ve oğlum, o doğum, abla... Ya geçmişleri konuşma, sen olmayacağını konuş. Onları abla, karıştırma orayı. Oğlum olduğunda hastaneye gittiğimizde eşim baba olarak kendi kimliğini bırakmadı. Babam kıyafet aldı çocuğumuza, kendi kimliğini bıraktı. Babam şey yaptı. Yani tamam, babam ödedi. Ama şu an hani anlayamadım. Oğlu şey yapamadı. Ayşe'cim, anlayamadığım bir şey var. Bak, oturduğundan beri, buraya geldiğinden beri eşini şikayet ediyorsun. Değil mi yavrum? Ediyorsun, tamam. Şiddet uyguladı. Abla boğazımı sıktı evet, diyorsun. Evet abla, aynı. Karakolluk olduk diyorsun. Çocuklarına bakmıyor diyorsun. Peki neden barışmak istiyorsun? İşte takıntı diyorum. Abla ben hani sevdiğim için yayılamı düşünüyorum. Takıntı. Çünkü o da hani mesajlar olduğu için takıntı, sürekli hani yazışıyoruz. Ama o zaman ben yanlış anlıyorum. Ekran başındaki de yanlış anlıyor. Yani benim barışmak istediğim adam bana karşı iyidir ama annesi vermek istemiyordur, aramızı bozuyordur. Aynen, annesi ama bozuyor. Hayır, annesine gelmeden Ali ile senin aran kötü zaten. Evet. Sen hep kayınvalideni... Zaten hani çocuğum olduğunda kendisi annesigildeydi. Hani göndermiyordu. Ya sen anangildeydin. Çocuğu hamileydi, anasigile gitti, gelmedi, küsüdü işte Seda Hanım. Küsüken doğum etti. Bize küs koydu gitti, babasının evinde doğum yaptı. Hastaneye ben gittim, anasına telefon açtım. Bulamadım bunu. Gel de elin yüzünü bir yolayım dedi. İşin ne senin hastanede dedi annesi bana. Demedi abla. Diyen annen dedi. Şey. Demedi. Allah Allah dedi.
Soran ana. Hayır, ben demedim. Hastaneye gittim bunu görmeye, çocuğu görmeye. Evet. Eğer ki bulamadım bunu, anasını aradım. Neredesiniz? Çocuğu görmeye, kızı gelini görmeye geldim dedim. Gelirsem elin yüzünü yolarım, ne arın sen hastanede, işin yok senin dedi ya. Hayır demedi abla, yalan söylüyor. Allah Allah, bana dedi bana. Demedi. Bana dedi, ben yalan söylemiyorum. Hayır, bunun için yalan söylemez ben yani. Ben yalan söylemiyorum. Demedi abla. Bunu... Hani söylese ben duyardım abla, demedi. Sen nereden, sen yoksun ki. Yok musun? Hani ben normal odadaydım zaten abla, hani söylese o anda ben duyardım. Kızım anneni aradım telefonla, anneni telefonla aradım. Kız bu konuda niye kadın yalan söylüyor? Annem benim yanımdaydı zaten. Allah Allah. Hani i̇şte ya konuşsalar... bu anneler, babalar işin içine bu kadar girdiği zaman evet, evliliklerin içine bu kadar girildiğinde olmaz. Olmuyor, ne girerler anlamam ki. Kayınpederim zaten karışmıyor abla, kendisi. Çünkü insanlar niye evlenir? Aile olmak için evlenir. Aile, siz artık bir aile olamamışsınız. Yani çocuklara rağmen olmayı başaramamışsınız. Sen diyorsun onun annesi, o diyor beni onun annesi. Bak Zeynep Hanım diyor ki onun annesi, senin annen diyor ki Ali'nin annesi. Aileleri niye bu kadar karıştırıyorsunuz? Bir de en ufak tartışmanızda koşuyorsunuz ailelerinizin evet, yanına. Evet, koşuyor annesine. Koşuyor annesine babasına. Sonra onlar birbirine düşman oluyor. Siz karı koca gene barışıyorsunuz. Onlar... Anladın mı Ayşe? Anladım. Ben senin kocanı sevdiğine inanıyorum. Ama hep şikayet ediyorsun. Adama da şikayet ediyorsan böyle. Şimdi ekran başında benim gibi öyle düşünüyordur. Ya herkes yani... diyor olmaz diyor Seda Hanım. Bak ben buradan çıktım. Herkes arayan kimse sakın birleşiriz demem ondan olmaz diyorlar ya olmaz. Olmaz bitti yani abla, olmaz. Abla iftira atıyorlar. Olacak bir şey değil. Abla dünür başımızı da bağlayabilirsiniz. Ya hani seni yaptığıma pişman oldum o kadına dedi. O da pişman. Ay, beni bunlara yaptı. Kendi kızı da başkasına kaçtı. O da şimdi ayrıldı. Bir tane çocuğun annesinin evine geldi. Eydem ya olmuş. O geçinmemiş ayrılmamış. Sana ne onu karıştırın ya. Gördün mü Seda Hanım? Gidip başkasına yani kendi kötü olduğu için ya abla. Ya kafada olmasa bu onu bunu karıştırmaz. Kendini hani bağlayabilirsiniz abla. Ne kadar kötü bir insan olduğunu mahallede biliyor. Peki ha. Çocuklarının babası Ali telefonda. Ali HVTR'si var. Açıklama yapmış Ali. İzleyelim. Ali Bey, bugün programa bağlandınız. Ayşe ile de tekrar konuşma fırsatınız oldu. Çok iyi geçmedi sanki. Neden böyle oldu? Ben istemiyorum. Ben 11 seneden beri ne çektiğimi ben biliyorum. Benden başka kimse bilen yok. Ayşe Hanım yayın sırasında defalarca kez Ali bana şiddet uyguladı. Bunu devamlı olarak yapıyormuşsunuz. Böyle söyledi. Siz sadece bir kez el kaldırdım demiştiniz. Hangisi doğru? Hayır, ben bir sefer yaptım. Bir daha yapmadım. Raporlar var dedi. Hayır. Davalarımız var dedi. Hayır. Ali de gelsin yuvamızı tekrar kuralım diyor. Denemek için tekrardan bir araya gelme durumunuz hiç yok mu? Yok, ben istemiyorum. Ben resmiyette boşandım. Ben istemiyorum. Dilekçe verilmiş tekrardan mahkemeye. Ben mahkeme sonuçlansın yani. Ben istemiyorum. Ben boşandım. Ben istemiyorum. Versin benim çocuklarımı, ben çocuklarıma bakarım. Peki Ayşe Hanım yayın sırasında sizin hakkınızda ve anneniz hakkında söyledikleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Ya bu konularda ne annemin ne babamın hiç kimsenin bilgisi yok yani. Hiç kimse karışmadı. Hep kendi ayaklarımın üstünde durdum. Kimse beni doldurmadı. Kimse bana bir şey demedi. Ben kendi kararım, kendi sözüm. Ayşe Hanım'ı sevmiyor musunuz? Hayır, ben ayrıldıktan sonra bende iş bitti. Hala içinizde var mı bir sevgi, aşk? Hayır. Olsaydı ben şimdi barışırdım. Anneniz başka biriyle evlendireceğim dedi oğlumu. Böyle bir şey istiyor musunuz? Tabii canım, boşandım. Kimse bekar kalmaz yani. Ben ayrıldıktan sonra tamam, ben ayrıldım şu an. Ben de bir kısmetimi bulacağım yani. Bekar kalmayacağım. Evlilikten istedikleriniz ne, beklentileriniz neler? Yani huzur istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ben. Huzur. Ayşe Hanım da bulamadınız mı huzuru? Hayır, bulamadım. Bulsaydım zaten bu durumda böyle olmazdı. Peki buradan Ayşe Hanım'a son söyleyeceğiniz şeyler nelerdir? Ben son sözüm, ben istemiyorum. Resmiyette boşandık. Herkes kendi yoluna bu saatten sonra. Ayşe, biraz önce kayınvalidene bir şey söylüyordun yavrum. Tak sepetik oğluna, herkes kendi yoluna. Abla, ya Antalya'da oğlum diyordu. Eşim de kendi stadyum konuştum, Antalya'dayım dedi. Konya'da.
Allah Allah. Dün konuştun mu eşinle? Aynen konuştum ama neredesin? Ne bileceksin Seda Hanım nerede olduğunu Seda Hanım? Tabii Eltim'in evi abla orası. Evinin pisliğini görmemesi işte, için. Ya sana ne benim? Nereye götürürsem götürürüm sana ne ya? Ya kimin evine götürürsem götürürüm sana ne? Ya sana neredesin ne? Diye sordum abla güzellikle. Hiçbir şey demedim hani kötü bir söz söylemedim. Ha. Akşam ya adam bak istemiyorum diyor. Sime otur orada konuşma. İstemiyorum akşam, diyor. Akşam konuşmuştu araba. Yani Antalya'dayım dedi abla. Akşam tamam Antalya iyi. Nerede Konya'da değil. Bu hani işte Seda Hanım başka numaralarla arıyor. Önemli değil. Nerede ol... Bir dakika nerede olduğu önemli değil. Demek ki yerini sana söylemek istemiyor. Önemli olan ne biliyor musun? Nasıl konuştun? Sana nasıl davrandı? Ne dedi? İstiyor musun? İstemiyorum. Kızımla konuştu abla. Hani istemiyorum dedi ama sonradan hani güzel bir şekilde konuştu. Allah yani Allah. Kötü bir tepki vermedi.